Merhabalar sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Hava elementinin en tatlı burçları nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Güneş yükselen Ay burcu Kova olanlar için Kasım ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım. Güzel enerjiler gönderiyorum şimdiden her birinize. İnşallah her şeyin en hayırlısı olur. Güzel semboller çıksın. Ben size güzel güzel şeylerden bahsedeyim. Sanki burada bir kuş var. Kuşun da ağzında Güzel bir haberi var. Sizin sıkıntılı olduğunuz bir konuda bakın size güzel bir haber getiriyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Biraz gelecekle alakalı endişeleriniz olabilir. Hiç endişelenmeyin. Belki haberi geç gelebilir ama geldi mi de güzel gelebilir. İnşallah güzel olsun. İnşallah hayırlısı olsun diyelim. Aa bakın hanenin içinde tam böyle orta göbekten bir rahatlama var. Belki biraz ağlaşmalar. Ay evet özür dilerim. Ya ben de özür dilerim. Hiç farkında değilim. Valla şöyle valla böyle gibi. Böyle bir konuşma olabilir. Yani birisiyle özellikle hanede birisine kızgınsanız, kırgınsanız kardeşler arası bir problem ya da aileye karşı hani varsa bir e, hani söylemiyorum ama işte anneme, babama, şu kişiye eşime ama anlasın istiyorum diyorsanız kişi der ki ya ben zaten farkındaydım ama çıkaramıyordum ne olduğunu. Gel hani barışalım, gönlünü alayım, bir şeyler yapalım. Gel bir yerlere gidelim gibi böyle tatlı tatlı davranışlar olabilir. Ama dediğim gibi belki bir iki göz yaşı hani mutluluktan olabilir. Hani sinirler böyle boşalınca oluyor ya. Böyle bir şeyler olma ihtimal var. Onun haricinde gayet güzel görünüyor. Özellikle de gördüğüm kadarıyla arkadaşlar dörtlü zamanlarda ve altılı zamanlarda ekstradan hani bu mutluluğu yaşayabilirsiniz. Bir de çalınan bir mal varsa ya da bir şey yaptırdınız ama hiç beğenmediniz, memnunda kalmadınız. Böyle bir şeylerin değişimi, yenilenmesi olabilir. Bozuk ürünlerin tamir edilmesi ve çalınan, götürülmüş bir şeyler varsa, bunların hani mümkünse geri gelmesi gibi şeyler olabilir. Ya da insanın malı gerçekten hani gözüne parlıyor yani. A, bu benim değil mi? Bende de bundan vardı diyeceğiniz şeyler olabilir. Hani kalemdi, evden bir şey gitmiş şeklinde durumlar varsa evet onlarla ilgili de gelişmeleriniz olabilir. Şimdi bir bakıyorum arkadaşlar, burada gerçekten çok çok meraklı birisi var. Ellerini kollarını yukarıya açmış bekliyor ki ona haber gelsin. Çünkü bir yerlerden bu kişi yani ya kimse o kişiye bir şey söylemiyor çünkü dedikodu yaptığı için, sır tutamadığı için ya da bu kişi arkadaşlar dediğim gibi herkesin hayatına ne yapıyor, ne ediyor, kiminle ne mesajlaşıyor, ne yaşıyor özel hayatında, eşiyle arasında ne var, sevgilisiyle ne yapıyor. Yani bunları inanılmaz merak eden bir insan var. Gerçekten çok meraklı veyahut da özellikle merakı sizi olabilir, sizi çok merak ediyor olabilir. Çünkü kollarını açmış sizinle ilgili bilgileri böyle bekliyor. burcu ile ilgili bilgiler bana gelsin. Böyle bir şeyi var sanki karşı tarafın yani aslında güzel bir insana benziyor yani solda ama bilemedim yani o aslında biraz korkutucu da duruyor. Şimdi cinsiyet soracaksınız cinsiyetini bilemiyorum ee, ama biraz kalıplı birisi yani kalkıp da zayıf birisi aklınıza gelmesin çok böyle filinta gibi birisi değil kadın ya da erkek bilemiyorum ama biraz kalın yapılı bir insana benziyor. Yani hafif göbekli olabilir. Kolları da biraz kalın çünkü. İncecik birisi değil. Biraz dediğim gibi sizin özelinize özellikle meraklı. Partneriniz varsa onunla ne konuşuyorsunuz ya da sizin partneriniz var mı? İşte siz tırnaklarınızı mı yaptırıyorsunuz? Sakalınızı mı kestiriyorsunuz? Nasıl bu modeli istiyorsunuz? Nasıl yaptırıyorsunuz bunları? Bir yere gidiyorsanız nasıl gidiyorsunuz? İşte evinizin düzenini nasıl sağlıyorsunuz? Acaba onunla ne konuştunuz az önce? Niye sizi çağırıyorlar? Yani dediğim gibi bir şeylere çok meraklı olan bir insan var. Ee, sanki iki kişi gidip bu kişiye bir şeylerin hesabını sorabilirsiniz. Yani sen beni niye başkalarına soruyorsun? Ya da sen niye bana bu kadar bakıyorsun? Hayırdır yani arkadaşım? Diye şöyle bir e, hesap sorma olabilir. Bakın bu çocuklarınızla alakalı bile olabilir. Başarılı belki bir çocuğunuz var. Ve başarılı olduğu için biraz başarıyı nasıl elde ediyor, niye bu kadar seviliyor sizin çocuğunuz, bununla ilgili belki bu hareketi yapacak kişi sizin çocuğunuz, yani şu hesap soracak kişi sizin çocuğunuz dahi olabilir çünkü rahatsızlık var bununla alakalı devam ettiğim zaman burada arkadaşlar bakın gönlünüzde bir şeyi bekliyorsunuz Onu 20'si 30'u biraz daha yani sıfırlı zamanlar 10 20 30 biraz daha bu vakitlerde diyelim ee, sanki kalbinize çok güzel bir kelebek geliyor kelebek hem özgürlüktür yani borçtan sıkıntıdan herhangi bir bağımlılıktan insan bağımlılığı da aynı şekilde hem bir yerden gitmek istiyorsanız bununla ilgili bir özgürleşme olabilir bir de zihnen bir özgürleşme. Yani e, ben tembelim, hep tembel kalacağım. Benim bir zaman param olmayacak, hep kirada sürüneceğim. Böyle bir e, düşünce yapınız varsa bundan bir çıkış durumu olabilir. Tabii ki buna siz kiradasınızdır. Evi olan birisiyle evlilik durumunuz olur. E, eve geçersiniz, kirayla da uğraşmazsınız. Yani burada tek tek örnek vermek e, çok uzun sürer. Ama kendinize göre alabilirsiniz. Yani... Birçok şeyin birçok yolu var. Hiçbir dert dermansız değil diyeyim bu konuda. Ve sizlerin dediğim gibi böyle kafanıza koyduğunuz negatif bir düşünce varsa ondan da yine bir çıkma, rahatlama olayı olabilir. Benim ilgilendiğim şey zaten sizinle alakalı bu arkadaşlar. Sizin kafanızdaki bir sıkıntı gidiyor. Ve onun yerine mutluluk, neşe, rahatlama zihinsel bir rahatlama, en basitinden mental bir rahatlama yaşadığınızı söyleyebilirim. Artı buraya geldiğim zaman bakın burada çok ıı, yapılı birisi var. Ee, yani sanki böyle iş dünyasından olabilir hani okuldaki öğretmen okuldaki müdür müdür yardımcısı iş yerindeki bir şeyin müdürü bir şeyin başı bir şeyin başkanı o odadaki işte şef değil mi bilmem ne müdürü yani böyle hani kademesi iyi olan ya da statü açısından diyeyim. Biraz üstü olan bir insanla bir teşviki mesainiz olabilir. İş içi, iş dışı. Yani iş dışında mesela aşk olarak da olabilir. Ya da böyle bir tanıdığınız vardır. Size bu kişiden çok güzel bir fayda gelebilir. Hani öğrenci falan varsa belki hocalarından, öğretmenlerinden güzel bir hani sen şöyle yapsana bak zaten sen çok zekalı bir çocuksun, çok zekan var yani. Bunu şu projede gel kullanalım. Bunu böyle yapalım gibi olaylar olabilir. Onun haricinde dediğim gibi iş dışı ki sizin bakın bir yükselişiniz olabilir ya da kim çalışıyorsa onun bir yükselişi olabilir. İş dışı böyle bir insandan direkt hani hiçbir şeyle uğraşmadan direkt teklif alabilirsiniz. Çünkü sizin karakterinizi biliyordur. Sizi herhangi bir mülakatta sokmasına mesela gerek yoktur iş görüşmesi için. Yani şirket olarak söylüyorum. E, ya da dediğim gibi maddi manevi aşk olarak belki bir şeyleriniz olabilir. Böyle bir kişi gözüküyor. Ve hatta bu kişi gerçekten bakın ay gibi haneye doğuyor. 8 rakamı kendisini bu kişiyle beraber gösteriyor. Ve ben bu kişinin adında soyadında S harfi olabilir. Ay ne S'si Allah söyletti A diyecektim. <laughs> S nerede Allah söyletti. Hadi S de olsun bari. Ama S demeyecektim. Ve bu kişi bir balık burcu. E, Güneş yükselen ay burcu balık olabilir. Onun haricinde buraya geldiğim zaman arkadaşlar. E, üzgün bir kurt var. Demek ki sizinle arkadaşlığını bitirmekten çok memnun olduğunuz. Aa bana küsmüş mü? Ay vallahi çok iyi oldu. Yoksa ben küsecektim. İyi beni yormadı. Dediğiniz birisi gündemle gelebilir. Genç birisi değil bu arada Belki hani biraz yaşı Hani 45-50'lerde olabilir Ya da daha ileri bir yaşta olabilir Belki bir akraba olabilir İşte ben onlara küstüm Beni arayıp sormuyorlar Yani siz belki onlara böyle Aa olur mu biz seni çok seviyoruz diye böyle Hani ona yalakalık yapasınız istiyor olabilir ama sizde Olmayan şey bu yalakalık yok yani Hiçbir şekilde yok yani eyvallahınız yok Ve ee, hani Aa iyi olmuş deyip geçebilirsiniz Dediğim gibi böyle birisi hani kendini ortaya koymaya çalışan, sözde lider olmaya çalışan, sizde etrafında gezinin isteyen böyle bir insan var. Ama siz bu hareketi yapmadığınız için ağız arkadaşlar aşağıya düşmüş, hiç de memnun değil. Ee, onu söyleyeyim. Yani durduk yere daha da aranızı e, bozuyor. Bomba gibi bir haber var. E, bu haber kime geliyor? Adında soyadında T, N ve Z harfi olan birisi var mı hanede? bir de N harfi. Bu harflerde eğer de H. Evet bu harflerde hanede birisi varsa ona çok çok güzel haber geliyor diyebilirim. Bir de arkadaşlar bu alanınız gerçekten çok çok temiz görünüyor. Burada gözlerinizle bir şeyleri bekliyorsunuz. Yani bir şeyin yolunu gözlüyorsunuz. E, gözlediğiniz şeyle ilgili de güzel bir telefonu açıyorsunuz. Yani hayırlı haberler, güzel haberler bununla alakalı alabilirsiniz. Şu alana baktığım zaman Burada bir düşüş var. Bir haber düşüyor. Aslında bir güneşten geliyor. Yani şurada bahsettiğim şey siz olumsuz da düşünseniz size gene de güzel haber gelir. Yani olumsuz düşünmeniz sizi etkilemiyor. Ama olumsuz düşünmezseniz tabii ki daha iyi yani. Ve e, bu alanda sadece söyleyebileceğim şey şu. Bir hem cinsinizde bir ağız dalışına girilmiş. Bu da tamamen bir böyle göz koyma ile alakalı. Yani mala göz koyma, sürekli gözünün sizin üzerinizde olması, hiçbir şey yapmasın. Bir insanın bakması bile, yani benim üzerimde mesela bir baskı oluşturur. Sürekli bakıyor, beni kontrol ediyor. Ne oluyor yani? Neyime bakıyor? Suratında bir şey mi var? Dişimde maydanoz mu var? Neyime bakıyor yani? Beni rahatsız eder. Ve sizin de muhtemelen arkadaşlar böyle bir davranış, gözünün bu kadar üzerinizde olması, belki kayınvalide, belki anneniz, belki bir arkadaş nasıl arkadaşsa ya da işveren birisi çok fazla bakıyor ee, ve yani gözün azarını hissettiğiniz bir şey olabilir. Aranızda biraz konuşup bu kişiye yol verdiğinizi söyleyebilirim. Bir de çok güzel bir merdiveniniz görünüyor. Tamamen yükselişle alakalı. Burada da iki tane yolunuz var arkadaşlar. Bu yollardan bir tanesi evet bir sürece geçişle alakalı ya da yolculuk yapabilirsiniz. Bir diğer de arkadaşlar tamamen bir kağıtla alakalı hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Ayın 21'i ve ayın 31'i çıkmış. Ama şöyle de bir şey var. Kasım ayı <laughs> 31 şey değil yani. 30 gün. Yani evet bir aralığa sarkabilir. Üçlü ve birli zamanlar olma ihtimali var diyelim. Şöyle bir devam edelim bakalım. Fincanınız güzel. Aydınlık yani şey sıkıntılı değil. Çoğunlukta zaten bakın sağ tarafta. Siz iyi olmaya çalıştıkça neyse insanlar yani daha da kötüye sürüklemeyi bir şekilde başarıyorlar. Hani sussalar belki bir şey yapmasalar daha iyi bir e, arkadaşlık, bilemiyorum başka bir ilişki olabilir. Ama konuştukça sanki çevrenizdeki insanlar böyle size batıyor. Konuşmaları, kalkmaları, oturmaları yani sanki böyle bir şey gördüm diyebilirim. Ee, şimdi arkadaşlar burada cayır cayır bir kalabalık var. Alt taraf ayrı kalabalık. Çünkü siz bir süreçtesiniz bakın S harfi var. S harfi hem yolculuk demektir hem de bir sürece girmek demektir. Evlilik süreci, doğum süreci, iş arama süreci ya da iş hayatı böyle bir süreçtir sonuçta. Bugün başladım yarın iş hayatım bitti değil bu bir süreçtir böyle bir süreçte olduğunuzu ve çok fazla insanla teşviki mesaide olmanızı ya da bu konuda bir kalabalıkta oluşunuzu anlatıyor. Belki eğitim hayatınızla ilgili çok kalabalıklara girebilirsiniz. Fazla fazla kalabalıklara hem de. Bu bir. ikinci sevdiğiniz insanlar var. Ha, düğün, dernek, söz, nişan belki böyle bir şey var. O yüzden ya da aileler toplanıyor. Hani ee, bundan dolayı sağ tarafta bir kalabalık olabilir. Bir de burada sevmediğiniz insanlar var. Bu da genellikle arkadaşlar şeyden kaynaklanıyor. Yani ister istemez mal mülk konuları, iş ortamında, başka bir ortamda mecburiyetten bir araya gelmek zorunda kaldığınız insanlar olabiliyor. Ve bunlar da çok fazla var. Bakın fincanın içinde de vardı. Burada da yine yoğunlar. Bir de bakın bir kalbiniz var yarım kalmış. Yani yarım kalan bir aşk hikayesi var. Bakın evlenmiş olabilirsiniz. Başkasını düşünüyorsunuz demiyorum. Olabilir. O yüzden yarım görünüyor olabilir ama evlisinizdir fakat aşk anlamında bir şey hissetmiyorsunuzdur. Günde konuştuğunuz şey şey gelirken iki ekmek al. Bundan belki öteye giden çok fazla bir şey yok. Ev değil evcilik olmuş yani. O yüzden bakın böyle sanki kendinizi içten içe yalnız hissediyor olabilirsiniz. Onun ufak bir yansıması çıkmış. Ne yapabilirsiniz? Ben bilemem. Ya tarotlara biraz hani bakabilirsiniz. Kanalımda da var. Başka yerden de bakabilirsiniz. Sorun değil. Ee, oraya bakabilirsiniz ya da yani bu işin tabii ki uzmanları var. Onlara da gidebilirsiniz. Yani o yarım kalmışlıkla alakalı ama en büyük yapacağınız şey şu. Kim yarım bıraktıysa onunla bir konuşun bakalım. beni dilediyseniz çok hızlı oldu. Yani bu arada onu da söylemek isterim. Maşallah diyelim. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. en yani sadece şurayla ilgili şöyle bir şey hissettim. iki şey söyleyeceğim hatta. Birincisi sanki sevmeseniz de birileriyle dedim ya bir araya geliyorsunuz. Laf lafa açıyor, laf başka şey açıyor. İster istemez tekrar bir teşvikime sayeniz başlayabilir. Bu illa ki onlara hayran olmanıza gerek yok. Ama ister istemez tekrardan konuşmuyorsanız artık günaydın merhaba'ya dönebilir. Ee, bir görüşmeler başlayabilir. Bu bir. İkincisi de şurada arkadaşlar şey gördüm. Üreme sistemi, boşaltım sistemi o kısımlarda batın ve alt kısımlarda diyeyim. Anladınız. Oralarda biraz ağrılarınız ya da rahatsızlıklarınız olabilir. Belki mevsimseldir. Yani üşüttünüz belki de. Onunla alakalı bir şey olabilir. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basıp güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalınız. Bay bay.